بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <laughs> السادس التقليل وهو الضربان آت يدي معناي إفادة كلمة لردن ساز بتنسي وارد او قد idi. bu kad kelimesi yedi mana ifade ediyordu. Bu manalardan beş tanesini okuduk, bitirdik elhamdülillah. Şimdi ise kadın ifade ettiği altıncı manaya geldik. es kadın manalarından altıncısı et -taklilu, azlık manasını ifade etmek. Yani bir şeyin azlığını az olduğunu ifade ediyor. Tabi bu azaltma, takdir azaltmak manasına geliyor. Ya fiilin vukuunu azaltıyor yani o fiil vuku bulması, meydana gelmesi azdır. Veyahut o fiilin irtibat kurduğu şey. Ona müteallakul fiil ediyoruz. Fiilin müteallakı. A, o, e, onun az olduğunu ifade ediyor. İşte buradaki taklit iki çeşittir. Ve huve bu taklil, kadın ifade ettiği bu taklil, darbani, iki çeşittir, iki kısmı ayrılır. İşte birincisi fiilin meydana gelmesi azdır, Vukul fiil azdır. İkincisi o mutallakul e, fiil, o azdır, yani o fiilin irtibat kurduğu şey o azdır. Bu iki şey, e, şeyin azlığını ifade ediyor kad. <laughs> evet birincisi şudur, kadın ifade ettiği o taklillerden birincisi taklilu vukuil fiili fiilin meydana gelmesinin azlığını ifade ediyor. O fiil meydana, meydana gelmesi azdır. Az bir şekilde vuku buluyor o fiil. Mesela ne gibi? Kad bu, الْكَذُوبُ Kedub sigay mübaladır. Çok yalan konuşan biri yesluku. Doğru söyler ama kat. Bazen doğru söyler. Yani nadiren doğru söyler. Çok yalan konuşan kişi nadiren doğru konuşur, doğruyu söyler. İşte burada kad taklil manasını ifade etti. Ama bu taklil fiildeki taklil. Fiil o fiilin az olduğunu ifade ediyor. Doğru konuşma azdır. O çok yalancı konuşan kişinin o doğru konuşması azdır. İşte bu doğru konuşmanın o kişiden meydana gelmesi azdır. Yani bu fiilin meydana gelmesi azdır. Bir başka örnek: Vaka yedul bahiil. Kad bazen nadiren yecudu cömertlik yapar. El bakilu çok cimri olan. Bakil bu da sigayi mübalağadır. Yani çok cimri olan kişi anlamında. Çok cimri kişi bazen nadiren cömertlik yapar yani. işte mesela bak burada bu cömertlik film meydana gelmesinin az olduğunu ifade ediyor bu kad. Kadın. Ee, bu taklil manasını ifade ediyor. Ee, bunu söylemiştik. Ve bu taklil de iki çeşittir. Birincisi taklilu vuku'il fiili. İkincisi de ve taklilu ve taklilu müteallakihi. Evet müteallakihi. O hi damiri fiile dönüyor. Fiilin o müteallak yani fiilin irtibat kurduğu şey. Fiilin kendisine irtibat kurduğu şey. Ona müteallak diyoruz. O müteallak azdır. Evet o mutallakın o mutallak azdır manasını ifade ediyor kat. Mesela nehu örnek kad ya'lemu ma entum alayhi. evet. Kad ya'lemu bu ya'lemu fiil faris huvedir Allah'a dönüyor. Cenab-ı Allah biliyor ma entum alayhi. Sizin üzerinize olduğunuz o şey. üzerinize olduğunuz o şeyi Cenab-ı Allah onu biliyor. Şimdi burada daha önceki dersimizde anlatmıştık. Burada bu ya'lum başı kat tahkik demiştik. Bakın burada şöyle güzel bir şey var. Bunu unutmayalım. Bu kat ya'lemi -um bak fiildir. Vuku'l fiili itibarıyla tahkik içindir. Kad o ya'lemu -um nisbeten li tahkiki. Kad ya'lemu -um, Cenab-ı Allah muhakkak bilir. Bak vuku'l fiil bu fiildir. Bura tahkiktir ama bizim kastetimiz müteallakul fiil itibariyle taklil. Müteallakul fiil. Yani bu fiilin irtibat kurduğu şey. Bu ya'lamu fiili neyle irtibat kuruyor? Ma entum aleyhi. A bununla irtibat kuruyor. Ma entum aleyhi. A bu azdır yani ha. Bu kat taklil ifade ediyor. O ma entum aleyhi. Yani bu fiilin irtibat kurduğu şey ki ma entum aleyhi. Bu ma entum aleyhi buna müteallak diyoruz. A bu azdır yani ha. Demek ki kad fiile nispeten tahkik ama fiilin müteallakına nispeten burada ne yapmış? Taklil manasını ifade etmiştir. <laughs> i̇şte bazıları bunun farkında olmadığı için demişler ki buradaki kat taklil değildir. Bu kat tahkik içindir demişler. Böyle sanmışlar. Halbuki bu kat bu fiile nispeten tahkiktir. Ama fiilin müteallakı olan bu ma entüm aleyhi buna nispeten ise taklil manası ifade eden yani, taklilu mutallak el fiil ay enne ma alayhi yani e, huwa aqallu ma'lumatihi enne ma entum alayhi sizin bulunduğunuz o şey aqallu ma'lumat. cenab olan malumatının en azıdır yani ha cenab olan malumatı onun bilgisi o malumatı sadece sizin üzerinde oluşu şey bilmek tek değil ki yani Cenab-ı Allah'ın o malumatı yani e, e, malumatının en azı akali en azı işte bu mantum ma o üzerinde bunun durumu bilmesidir yani ya. Bu malumatın en azıdır. Bak burada kad e, ne yaptı? Bu yale ya'lemu fi'lin e, taalluk ettiği irtibat kurdu bu mantum ma aleyh ki bu Cenab-ı Allah'ın malumatıdır. A e, bunun azlığını ifade ediyor. Mantum ma aleyh bu Cenab-ı Allah'ın malumatının en azıdır yani ya onu bilmesi bu en bu malumat en az olanıdır. Enne ma entum alayhi olsun üzerinde bulunduğunuz o durum huve o aqallu ma'lumati Cenab-ı Allah'ın malumatının en azıdır yani <laughs> bu söylediğimiz şey e, bilmeyen bir kısım e, mesela e, 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 alimler e, şöyle sanmışlar. Ve zama sanmış. Ba'duhum yani bir kısım alimler sanmışlar ki enha Abu Kat fidelik yani bu 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 örnekteki bu kat fi bu örnekteki bu kat li tahkiki o kat tahkik için olduğunu sanmışlar sanmışlar bu kat tahkik içindir ee, biz diyoruz ki yok tahkik için değil bu kat fiile nispeten tahkik manasını ifade ediyor ama fiilin müteallakına nispeten taklil ifade ediyor e zaten biz de ona örnek vermiştik yani ya bu kat taklil anlamı ifade etmesi iki şekildedir. Ya vuku'l fiil onu azdığını, az olduğunu ifade ediyor ve fiilin müteallakının az olduğunu ifade ediyor. İşte abu fiilin müteallakıdır. Abu kad onun az olduğunu ifade ediyor. Evet. <laughs> Orada kadın tahkik olduğunu şey yapmışlar. sanmışlar. O ve ennet taklile, burada, hatır, burada enne üzerine. Ve sanmışlar ki ennet taklile o azlık fil misalayn el ilk iki örnekteki o taklil var ya ilk iki örneğimiz e, neydi hani kad yesukul kezubu ve kad yecudul bakhil o ilk iki örnek bu üçüncü örnektir yani o hani tak, e, tak, taklil için taklil vuku fil orada iki örnek demiştik kad yesukul kezubu ve kad yecudul bakhil ve demişler ki oradaki o taklillik lem yüstefed min kad kadden anlaşılmamış. O kadden anlaşılmamış öyle sanmışlar. Bel min kavlike el bakhilu yecudu. Zaten el bakhilu yecuddan anlaşılmış diyorlar. Bakhil çok cimri olan yecud cömertlik yapar. E demişler çok cimri olan cömertlik yapar. E bu söz eğer ki buradan e, kali, taklilik anlaşılmasa e, o zaman bu zaten cümle yanlış olur, yalan olur. Evet. Vel kedubu yasuku. Zaten bunu kendisinden anlaşıyor. Kadden değil yani. Fe bu fay ta'liyedir. Çünkü innehu bu kelamen yani, el bakiru yecudu el kedubu Bu kelam in lem yuhmel. Eğer şuna hamle edilmezse ala enne sudura zelike bu cömertliğin ve de bu sıdkın e, meydana gelmesi fil bakili o cim, çok cimride olanda vel, vel o çok yalan konuşanda burada meydana gelmesi eğer hamledilmezse kalilun yani ala enne sudura zelike kalilun. Bu azdır. Buna hamletmezsek kâne zelike kizben. O zaman bu söz zelike kelam. O zaman o kelam e, yalan olur. Zelike yani zelike kelam yani. Ya. O kelam yalan olmuş olur yani ya. El bakhilu yecudu el kezubu yesuku çok cümle olan cümertlik yapıyor. Çok yalan söyleyen doğru söylüyor. Bu yalan olmuş oluyor. Eğer biz bunu kalil kalil olduğuna hamletmezsek bu yalan olmuş olur. Çünkü li enne kelam kelamın sonu yani el bahiru yecudu o yecudu ahir kelamdır. Ve el kedub yesuku yesuku ahir kelamdır. Yedfav evveli. Evvelini def ediyor. Evveli ki el bakirudur el budur yani ya. Mesela şöyle göstereyim. <laughs> Mesela el bahiru yecudu bu ahırdır bu evveldir. Abu kelamın ahırı evvelini def ediyor. Yani cümeti yapıyor, onu def ediyor. O yüzden kiz olmuş oluyor. Yani cüm e, oluyor. E, olmaması için biz diyor mecbur ne yapacağız? Bunu kalilliğe hamledeceğiz. Az olmasına hamledeceğiz. Biz diyoruz ki böyle bir sıkıntıya girmeye gerek yok. Kad yasuku, oradaki kad o e, taklili e, ifade ediyor. Hadi el bakir yecudu. Yani o yecudu mesela kad yecudu el bakiru mesela önceki örneğimiz kad yecudu el Ha da kad taklil yapma bile o taklil cümleden çıkarıyorsan bile e orada kad o da yine o dumla anlaşan taklidi izhar etmiş oluyor yani açığa kavuşturmuş oluyor. Onu pekiştirmiş oluyor yani ha. O yüzden orada kad yine taklildir ya. O işte bu, bu bunlar bu sandığı tarzda değildir. İmam İbn söylediği gibi yani ya. Burada kad yesuku e, el kezubu ve kad yecudu o örneklerimizde de kat ne içindir? Taklil içindir. Taklilün, e, taklilü vuku'il fi'li yani ha. Evet. Kadın ifade ettiği manalardan e, altı tanesini bitirdik ve kadın son manası, yedinci mana geldik. es kadın ifade ettiği manalardan yedincisi, et-tekfirü çokluk manasını ifade ediyor. Kalehu sibevehi bu teksir için olduğunu İmam Sibeyi söylemiş. Fi şairin şu sözünde teksir için olduğunu söylemiş. Kad etrukul kırna musfarran enamiluhu. Diyor kad etruku ben bırakıyorum, geride bırakıyorum. Yani terk ediyorum. El bana denk olan. Yani kahramanlıkta benimle denk olan kişileri ben bırakıyorum. Onları geride bırakıyorum, ardımda bırakıyorum. Onları şu halde bırakıyorum. Musfarran <laughs> enamiluhu parmak uçları böyle sararmış olarak onları bırakıyorum. Hani parmak uçları sararmak demek yani bu ölmesinden kinayedir. Yani onları ölmüş halde bırakıyorum. Çünkü öldüğü zaman parmak uçlarında kan dolaşma olmadığı için sararıyorum parmak uçları. Yani maksat onları öldürüyorum. Onları yeniyorum. Bana ba, bana o denk olan sözde sözde bana karma denk olan kişileri hepsini mağlup ediyorum yani. <laughs> İşte burada kat bu adam kendi o kahramanından bahsettiği için burada kat teksir içindi. Yani çoğu zaman ben hep bunları böyle yeniyorum yani bu bu kat tak, teksir manasını burada ifade etmiş. İşte e, İmam Sübeyi burada kadın teksir manasını ifade ettiğini söylemiş. Ve kalehu İmam Zemahşeri de kadın teksir için olduğunu söylemiş. Fi şu ayette kad nera tekallübe vecike fi semâ yani burada da kat tekfir manasını ifade ettiğini söylemiş. Ama burada ıı, ıı, burada şimdi bak şöyle göstereyim. <laughs> bu şiirdeki kad etruku bu kad teksiri ifade ediyor. Bu teksir vuku'l ifade ediyor. Teksiru vuku'l fiil. Bu etruku fiili çokça meydana geliyor. Ama buradaki kad nera tekallübe burada teksirul fiil değil. Burada teksiru müteallakil fiil. Onu ifade ediyor. Bak. Kad nara bu kad neraya nispeten tahkikti. kadara yani kad nara. muhakkak ki kesinlikle görüyoruz. Ne görüyoruz? Takallübe vecike. Yani senin yüzünün sürekli böyle semaya çevrildiğini görüyoruz. İşte burada takallübe bu çoktur. Yani bu nera fiilinin taalluk ettiği, irtibat kurduğu bu takallübü vecih. bu işte çoktur. Yani kesretlik o çokluk buradadır. O zaman burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu kad nara fiiline e, 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 itibar edilerek tahkik içindir. Ama bu kad bu fiilin müteallakı olan takallubül vece nisbeten teksir içindir. İşte burada kad e, iki manayı da ifade ediyor. Hem tahkik hem de teksir ifade ediyor. Nera'ya nispeten tahkik, takallubül vece nispeten teksir manasını ifade ediyor. Evet böylelikle e, yedi manaya gelen kelime olan kadın manaların hepsini okuyup bitirmiş olduk. sabi'u burada kalsın. Cenab-ı Allah bizleri, sizleri razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, mudakkik, muttaki, salih, alim kullarından eylesin. Ve öyle nesiller talabıyla nasip eylesin. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.